Ben Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin taban tabana aslında zıt olduğunu düşünüyorum. Hı. O da şundan kaynaklı. İyi Parti kurulurken Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde AK Parti ile yapılan ittifaka itiraz etmiş ve Sayın Erdoğan'ı ve AK Parti'yi eleştiren milliyetçi, ülkücü adı altında kendilerini adlandıran kesimin kurmuş olduğu ve merkez sağ, özellikle milliyetçilere yönelecek bir parti olarak kurulmuştu. Ve bu siyasi hareketle, bu vizyonla, bu misyonla daha doğrusu Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerine geçebileceklerini aslında düşünmüşlerdi. Yani ne diyoruz? Sağda bir Milliyetçi Parti kuruldu tekrardı Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden çıktı bu parti. Biz de diğer tarafta neyi görüyoruz? Yüzyıllık Cumhuriyet Çınarımız, Lokomotifimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti. Yani kendilerinin aslında her ikisinin de biz karşılıklı burada tüzüklerini incelediğimizde ben inanıyorum ki her ikisinin de tüzüğünde böyle taban tabana zıt ifadeler de yer alabilir. Abi benzer ifadeler de mutlaka yer alır ama yani şuraya getireceğim kısacası. Bu geçişlerin bu şekilde şeffaf veya iç içe geçmiş bir şekilde bir siyasi oluşumlardan ziyade zıt zıda olan partilerden gerçekleşmesi sorunlu durum olarak görüyorum. O dönemde Millet İttifakı bu kurulduğunda İyi Parti şunu söylemişti. YSK'ya çok ciddi bir baskı var. O zaman Faik Öztürk açıklama yaptı. Kemal Bey'in direktifiyle 15 milletvekilini biz İyi Parti'ye veriyoruz ve içeride grup kuracak dedi. Ne dediler? Demokrasi Bayramı dediler bunun için. Ancak Cumhuriyet Halk Partisinin 15 vekil talimatla İyi Parti'ye geçti. Peki buradan ilk soruyu soralım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne o bölgelerde verilen oylarla seçilen o 15 vekil hı hı. seçmen gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi oy verdi, İyi Parti'ye mi oy verdi? Yani şunu soruyorum. Siz seçmenin iradesini neden değiştirip bir başka partiye geçişini sağladınız? Demokrasi mücadelesi veya demokrasi bayramı adı altında. Bu birinci soru. Bunu, bunu hep birlikte düşünmemiz lazım. Ya yani biz seçmenin iradesini gerçekten orada acaba yansıtabildik mi sanda? Gerçekten sanda yansıdı mı? Ve sonrasında zaten ben 2023 seçimlerinde de 2019 seçimlerinde de gerçi orada da biraz farklı parametreler vardı ama bazı seçmende İyi Parti seçmeninde de özellikle CHP seçmeninde de bazı kaymaları gördüğümüzü düşünüyorum. Şimdi devam ettik biz 2023 genel seçimleri altılı masa Deva Gelecek Demokrat Parti Saadet İyi Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi hı hı. temelinde. Yine buradan biz gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük siyaseten e, alverini pazarlığına imza atarak yine Kemal Bey 39 tane milletvekili verdi. Yani 39 milletvekili CHP daha fazla çıkarabilecekken Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye vererek 39 vekili kendi sıralarından verdiler. Yani bu da şu demek oluyor. Ben yine bir seçmen olarak soruyorum. O bölgedeki Cumhuriyet Halk Partili seçmen gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiğinde aslında orada seçilecek olan Gelecek ve Deva Parti'ye, Demokrat Partisi'ne, Saadet Partisi'ne oy vermiş oldu. Evet. E şimdi bu yine demokrasi bayramı mı oldu? Biz seçmenin iradesini tekrardan sandığa yansıtabildik mi? Bunların hepsini ortaya koyduk. Devam edelim. Hamza açıklamasından bahsettik. Yarın bir açıklama yapılacak ve Sayın Hamza Dağ dedi ki bu sayı artabilirdi. dedi. Hem belediyeler hem milletvekilleri konusunda. Öncelikle ben bu yapılacak özellikle milletvekilliğinde sandalye artırımı çalışmasının aritmatiğini, meclis aritmatiğini arttırma yönünde ve bunun yine önümüzdeki dönemde AK Parti'nin anayasa değişikliği konusunda sandalye sayısını daha yüksek tutma amacında olduğunu inancındayım. Bundan dolayı böyle bir hamlenin yapıldığını hı hı. düşünüyorum. Evet. Ancak şimdi siyasi parti değiştirme işi karşılıklı bir iştir. İşteş bir fiildir. Yani siz gerçekten bir teklif yaparsınız. Buyur gel tekrardan diye bizim partimize hı hı. veya buyurun gelin diye davet edersiniz ama karşınızdaki kişi de gerçekten e, seçmenin iradesine hı hı. kendisinin o partiden seçmeye yönelik olduğunu düşünüyorsa o ona onay vermez. Veya kendi siyasi partisine yüzde yüz inanıp o davaya inanıyorsa kalkıp o siyasi parti değiştirme işine gitmez. Evet. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Şimdi bu hem seçmenin iradesi hem de oradaki siyasi parti değiştirecek vekil veya belediye başkanlarının iradesine kalmış bir iştir. Yani yeniden Refah Partisi'nin yapmış olduğu açıklamaya da şöyle katılmıyorum ben. Bu açıklamada sadece evet. sanki tek başına yapılan bir şey varmış gibi. Yani AK Parti istedi ve alıyorlar bizim belediyelerimizi veya AK Parti istedi ve bizim vekillerimizi alıyorlar. Böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Karşılıklı bir anlaşma neticesinde herkes o mutabakata sadık kaldığında bu geçişler hı hı. bu şekilde sağlanıyor.